buçuk milyon insan evsiz kaldı. Bu yıkıma sebep olanlar tam anlamıyla yargılanmaya dahi tabi tutulmadı. Adalet karşısında hesap vermediler. Mevzuata bina yapımında sadece yapım müteahhitleri değil, ilgili kamu görevlilerinin de sorumluluğu açıkça belirtilmiştir. Sorumluların her bir bina için ayrı ayrı tespiti ve yargılamaya tabi tutulmaları gerekmektedir. Yasa herkese eşit bir şekilde uygulandığı takdirde fonksiyonunu yerine getirir. Aksi halde şahsa göre uygulanan bir metinden ileri gidemez. Dolayısıyla sorumluluğu bulunan herkesin tespitiyle adil ve etkin bir yargılamaya tabi tutulması esas talebimizdir. Giden canlarımızın sadece bir sayıdan ibaretmiş gibi algılanması, 6 Şubat'tan itibaren her türlü zorluğa maruz bırakılan biz yakınlarını derinden üzmektedir. İhmali bulunan kamu görevlileri için soruşturma izinlerinin çıkmasını, halen kaçak olan bazı şüphelilerin yakalanmalarını bekledik ve hala bekliyoruz. Bugün burada süreç boyunca yaşadığımız hukuksal problemleri dile getirmek ve nedenlerini sormak için toplandık. 11 ayın sonunda sorulmayan, cevaplanmayan soruları sorarak haykırıyoruz ve cevap istiyoruz. 11 ay geçmesine rağmen neden hiçbir kamu kurumu ve kuruluşu için verilen bir soruşturma izni yok? Depremin üzerinden 11 ay geçti. Biz hala adalet bekliyoruz. İhmali bulunan kamu kurum ve kuruluşları için soruşturma izinlerinin verilmesini, şüphelilerinin tutuklanmalarını, firarilerin yakalanmalarını, 11. ayın sonunda tüm sorunların yargılanmasını bekliyoruz. Mücadelemiz bitmedi. Bugün burada sadece 6 Şubat'ta ölenlerin hesabını sormak için değil, 6 Şubat'ta enkaz altında ölmeyen, ancak hala insani bir yaşam bekleyen herkesin haklarını savunmak için buradayız. Bu ölümlerde sorumluluğu bulunan herkesin adalet önünde hesap vermesi için buradayız. Bizden sonrakilerin ve olanlardan sonra gelecek olanların yaşamları için depreme, dirençli kentlerin yapılmasını talep etmek için buradayız. Bizden başka kimsenin deprem için hak arayışında olmaması için buradayız. Çocukların annesiz, babasız kalmaması, annesi babası enkazda kalan ve tek başına hayatta kalan bebeklerin olmaması için buradayız.